rica edecek. Dedim ama yanlış söylemişim. Özür dilerim efendim. Şimdi dinleyeceğimiz Yemen türküsünü solo olarak dinleyeceğiz. Malumunuz şu an devletimiz yurt içinde ve yurt dışında sınır ötesi harekatta efendim Mehmetçiğimiz kahramanca mücadele etmekte ve şehitlerimiz var. Hepsini rahmetle anarız. Benim bir büyüğüm solistimi bekletmeyeyim ama bu Yemen türküsü için şöyle söylemişti. Şimdi insanlar bu türküyü dinlerlerken oynuyorlar ya evladım. Ben ağlıyorum çünkü benim dedelerim Yemen'de şehit oldu. İşte şimdi sevgili solistimiz Hüseyin Eğri'den bu hissiyatla bu Yemen türküsünü dinliyoruz. Buyursun abi. Savaşmışız. Yemen'de,
başka yerlerde, Doğu Cephesi, Batı Cephesi. Sonunda bir kurtuluş savaşı gerçekleştirmiş bu millet. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve... rahmetle şükranla anarız. Ve daha sonra Çankaya Köşkü'ne bir hafız davet edilmiş. Hafız Saadettin Efendi. Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, çok beğeniyorum yaptıklarınızı, eserlerinizi ilgiyle takip ediyorum. Özellikle ki hepimizin kulaklarında Safi Aile'den dinlemeye alıştığımız bir şarkınız var, türkünüz var. Bu tür hamasi eserleri daha çok bestelemenizi arzu ediyorum demiş Hafız Saadettin Kaynağı. Hangi eser? Yanık Ömer. Enteresan denk gelmiş. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da, türkü de veyahut öyle diyebiliriz. Bir Çanakkale gazisinin çocuğunun bestesi. Mehmet Niyazi Bey, Çanakkale gazisi, oğlu hocamız Yalçın Tura. Onun güzel bir Hüseyini şarkısı, Kasımpaşa kıyıları tersak. Yeah.
Kıymetli misafirlerimiz, bu güzel şarkının, türkünün ardından son bir türküyle birinci bölümümüzü sona erdirmiş olacağız. Yine konumuzdan diliyoruz. Menekşe kokulu yarim. Efendim, kısa bir ara verelim. 9 uygun mudur sizler için? 9'da buluşalım.